Evet, Haydar Karlı, 1978 Adıyaman doğumluyum, sınıf öğretmeniyim. Eğitim yönetimi alanında yüksek lisansım var. Adıyaman'da Memi Hecihan Pir Ocağı'na mensubum. 2008'de Mersin'e geldim. Adıyaman'da ve Mersin'de cemevine farklı konularda destek ve hizmet verdik, gönüllü. Hasan Kılavuz başkanımız dedemizle konuşurken benim uzmanlık alanımın birinin de öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı olduğunu söyledim. Bunun üzerine ben buraya gelen bizim canların çocukları, dershaneye gidemeyen, bu konuda ihtiyacı olanları tespit edip burada onlara öğrenci koçluğu hizmeti vermek istediğimi söyledim. Onlar da bu konuyu görüştüler, destek verdiler. Eğitim konusunu çok önemsiyor Cemevi. Gelen öğrencilerle biz sınava hazırlayan, yani LGS, lise giriş sınavı, YKS, yüksek öğretim kurumu sınavına hazırlanan öğrencilere biz burada öğrenci koçluğu hizmeti vermeye başladık. Okulun açıldığı ilk haftasından beri. Bu görüşme ikinci haftamız. Hafta içi çocukları takip ediyorum. Evlerinde ne çalışmalar yaptıklarıyla ilgili. Pazar günü de saat 15 ile 18 arası birebir görüşüp haftayı değerlendirip öbür haftayı planlıyoruz. Böylece bu çocuklarla sınavda başarıları artsın diye yanlarında bir eğitim koçu olarak onlara destek oluyorum. Sadece eğitim koçluğu değil, biz çocukları sponsorlu kurslara entegre ettik. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkezleri var. Çocukları oraya gönderdik. Deneme sınavlarına giriyorlar ücretsiz. Ücretsiz onlara sponsor bularak kaynak kitap desteği bulduk. Yani bu aslında bütün bir çalışma. 7 tane LGS, 8 tane de YKS öğrencisi başvurdu. Tabi bu duyulduktan sonra sayı artmaya başladı. Talep çok arttı ama biz bireysel görüşme olduğu için şeyden sonra alamadık. Başvuru bittikten sonra ekleme yapamadık çünkü zaman sıkıntımız var. Ama biz bunu ileriki, belki gelecek sene farklı öğretmenlerle yer ve zaman uygun olursa daha kapsamlı yapabiliriz. Öyle bir düşüncemiz var gelecek sene için. Toplum olarak, inanç olarak çağdaş bir inanca sahip olduğumuz için eğitime çok önem veriyoruz. Ama bu son yıllarda işte bu ekonomik sıkıntılar, işte bu genel anlamdaki ülkedeki yaşanan geçim sıkıntısı ne yazık ki eğitimi de etkiledi. Sadece cem ve akla gelince ibadet, işte cem ya da cenaze töreni, lokma diye aklımıza gelmesin. Aslında kültürel yönü işte bu tarafları da bizim çok önemsememiz lazım. Özellikle eğitime çok önem vermemiz lazım. Bu çalışmaların başka illerde de olması ihtiyaç sahiplerine belki ulaşmamız uygun olur diye düşünüyorum.